buradaki toplantı Fuat Sezgin'le birlikte aslında bizim bu anlamdaki temel meselelerimizi gündeme getiren ve gerçekten idari görevleri bir yana akademik olarak bu konuda ülkemizin önde gelen isimleri yer alıyor. 2019 yılı Fuat Sezgin yılı. Her şeyden önce hep onu konuşuyoruz. Kurumların birlikte çalışması ve birbirine katkı sunması ve bir sinerji ortaya çıkarması bizim özlediğimiz davranışlardır. Ben her iki hocamıza bu işbirliği için, hatta bu toplantının ilk fikrini ortaya atan değerli Recep Şendir hocamıza ben teşekkür ediyorum. Okuma yazma, mektep medrese, kurum diye bir şey yoktu. Yani yüzyıllar boyu kendi başına buyruk yaşamış serazat bir toplum, kabile hayatı yaşıyor. Kendisi hemen Cumhuriyetimizin ilanından bir yıl sonra 1924'te Bitlis'te dünyaya gelmiş. Daha sonra Abbasi ve Emevi devletlerinin yayılmasıyla Irak, Şam, Mısır'dan Kuzey Afrika ve Endülüs'e kadar yayılan geniş coğrafya içerisinde çok sayıda ve çeşitlilikli eserlerin kaleme alındığı da bilinmektedir. Cahiliye döneminden gelen bir süreç elbette edebiyatta kopukluk değil, devamlılık esastır. Sosyal hayatın pek çok alanında olduğu gibi edebiyatta bunu kendi bünyesinde yaşamıştır. Devlet nedir, ekonomi nedir, aile nedir, tarih nedir, toplum nedir, insan nedir? Bu sorular devamlı sorulmuş ve bunların cevabı verilmiş.